Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Londra sistemine bir katkıda bulunmaya çalışacağız. Daha önce dediğim gibi bütün videolarımız bundan önce yaptığımız açılış videolarına yönelik olacak. Evet, bakalım rakibin fil D6 hemen oynayacak mı yoksa C5 mi sürecek? Daha önce gördüğümüz partide fil D6 alıp daha sonra F4 sürdüğümüzü görmüştük. Bu sefer farklı bir şey yapalım. Çünkü o pozisyonda rakibimiz C5 sürmüştü halihazırda. Bakalım hangi sistemi tercih edecek rakibimiz. Vezir C7 oynadı ve herhalde at D7 oynayacak sonrasında. Bu sistem son zamanlarda popülerize oldu ve siyahın oldukça iyi şansları var aslında. O yüzden düşüneyim nasıl oynamak gerektiğine dair birazcık. Fil D3. Peki fil D3 oynayalım. Daha sonra vezir E2 oynayalım. Ve E4 yapmaya çalışalım. Henüz rok yapmıyorum ki belki alırsa H piyonunu alayım. Ve şimdi E5 yapmaya çalışabilir. E5 yaparsa almayı düşünüyorum. Daha sonra ben de merkezini parçalamak için E4 veya C4 oynayabilirim. Bu tarafa doğru almak mümkün ancak az zaman atla alabiliyor. O yüzden E5'i D çarpı E5, at çarpı E5 alarak oynamaya çalışacağım. Atla aldı. Atla alacağım. Bir yanlışlık yok gibi duruyor. Daha sonra at F3 oynayacağım ve piyonla almaya çalışacağım. Açıkçası kısa rok yine atmak istiyorum aslında. Kısa roktan vazgeçmiş değilim. Ama belki uzun rok da atabilirim. Her ne kadar daha istisnai olsa da uzun rok atmak bazı durumlarda görülebiliyor. Yorumlarda da belirtilmiş uzun rok atarak oynuyorum. Yanlış mı yapıyorum diye ama elbette eğer durum gerektirirse uzun rok da atılabilir. Evet, şimdi uzun rok niyeyse bana çok çekici gelmiyor. Çünkü siyahın oradan saldırma şansı var ama benim şah kanadından saldırı şansım o kadar gerçekçi mi? Çok bilemiyorum açıkçası. Ama yine de roku geciktirebilirim. Gerçi şu anda rok atmayıp yerine ne koyacağımı bilemiyorum açıkçası. Fil G4 de gelmek istiyor. Açılıştan bir şey elde ettiğimizi söyleyemem Londra sisteminde. C4 yapmak istiyorum bir vadede ama şu an düşünüyorum. Rok atıp mı C4 yapsam yoksa hemen mi C4 yapsam? Çünkü C4'e D4 oynama potansiyeli olacak kaleye 8 olduğu için. Ben en iyisi rok atayım. Daha sonra C4 yapmaya çalışayım. C4 oynayabiliyorum diye düşünüyorum. Evet ve hiçbir şey elde edemedik açılışta. Açıkçası daha uzun zaman kontrolümde oyun aradım ama bulamadım maalesef. Kimse teklifimi kabul etmedi. Evet, şimdi kalelerimizi C ve D dikeylerine gelmek olumlu bir hareket olabilir. Kale AC1, vezir A5 oynarsa A3 oynayabiliriz. Rakibim alıp daha sonra B5 yapmak istiyor. O yüzden kale AC1 geleyim. Hemen B5 oynarsa da C dikeyinde bir tehlike yaratabiliriz belki. Bu şekilde. Evet, rakibimin oynadığı aslında son derece yeni bir sistem. Onu oyundan sonra değerlendirmekte fayda var. Evet, rakibim acele etmiyor. Ancak tabii ki taktik numara var mı diye bakmak istiyorum. Hemen B4 gibi mesela vahşi bir şeyler olabilir mi? Çünkü aldığı zaman böyle alabilirim. Aldığı zaman alıyorum, alıyor. Evet, vezirini feda edebiliyor galiba. Acaba B3 gibi bir şeyle mi devam etsem yoksa kale F'de 1 mi yapsam? Burası benim için düşünülmesi gereken yer. Ama B4'ü yapamadığımı fark ettim. Rakibin vezir A5 hazırlıyor olabilir. Peki B3 oynayalım. Biraz zayıflatıyoruz siyah kareleri ama rakibin atı oralara zıplayabilir mi? Göreceğiz. O da kale F'd8 de geliştirebilir. Merkezdeki gerilim iki tarafında dikkatli davranması gereken bir durum oluşturuyordu. Ama rakibim aldı. Bence bu alış benim için rahatlatıcı olabilir belki. Belki B3 oynamayabilirdim ama kale F'de1 daha mantıklı bir hamle olabilirdi. Şimdi alsak, B5 oynasa geri çeksek, C4 oynasa alsak ve o piyonu düşürmeye çalışsak mantıksız değil. Kalemi geri çekeceğim. Rakibin 3'e 2'si var. Ama vezir kanadındaki piyonları tabii ki zayıflıkta oluşturabilir. Benim şah kanadındaki 4'e 3'üm henüz hareketlenmiyor ama ben de sürmeye çalışacağım ileride. O da dikkatli olmalı C piyonuna dair. Belki A4 ile devam edebilirim sonrasında. Evet, biz devam edelim. Atını E4'e yerleştirmeye çalışabilir. Hem benim çoğunluğumu durdurmak hem de piyonla destek olmak için elbette. Ama C dikeninde bir açmaz var. Dikkatli olması gerekiyor. Ve daha önce sözünü ettiğimiz zayıflığa yerleşmek istiyor rakibim. Acaba bu tarz bir hamle mümkün mü? Vezir A5'e gitmek için ona bakıyorum ama. Peki. At B4'e kare D3 oynayacağım. Kare C3 oynayacağım pardon. Evet, son hamlem çok iyi olmadı ama A3'ten sonra bu attan kurtulabiliriz. Evet, at B4 geleceğini unuttum bir anda. Koridor matı olmuyordu ki. Niye gelemez diye düşündüm. Vezir B4 alabiliyorum diye düşündüm. Hiç bilmiyorum. Evet, rakibin atın oradan oraya zıplaması beni rahatsız ediyor. Belki A4 oynayabilirim. Ama rakibin atı çok güzel yerleşmiş oluyor eğer A4 oynarsam. Onunla baş etmek için bir yöntem bulmam lazım. Ben yine de A4 oynayayım. Çok fazla vaktim kalmadı. O yüzden biraz seri oynamam gerekiyor. Rakibin çoğunluğunu yıpratmaya çalışıyorum ve at D4 zıplayacağım eğer izin verirse. Evet, şu anlık bir problem yok sanırım. Alırsa alacağım. Piyonu istiyorum. Beraber yapmak isterse, evet, henüz beraber yapmak zorunda değilmişim gibi hissediyorum. Alırsa vezirle de alabilirim, atla da alabilirim. Vezirle alsam kale D8 geliyor. Vezir E2, at D3 geliyor. Sonra evet, ben böyle geleyim ve B5 piyonuna baskıyı sürdüreyim. Bakalım nasıl bir çözüm üretecek. Bunu alalım. Buna da basalım. At D3 gelirse biraz düşünmem lazım ama zamanım kalmadı. Peki. Geçer piyonu oluşturdu vezir kanadında. Alırsam at D3 oynayacak. Peki. Kale D1 oynayabiliyorum. Alırsa alıyorum. 2 saniye eklememiz var. Ancak durum hiç de kolay değil. Kale finalinde oynamak isterse o pozisyonu tutabiliriz diye düşünüyorum. Pozisyonumun iyi olduğundan emin değilim çünkü. Kazancı oynamak için biraz fazla zorlu bir pozisyon olabilir. Şahımızı girelim yavaş yavaş. Devam edelim. Biraz sağlam oynamaya çalışalım. Vezir B2 oynasaydı o kadar kolay olmayabilirdi onun için. Piyonu çünkü aynı zamanda zayıf da düşebilir. Piyonumuzu istiyor. Biraz şahımız zayıflayacak ama. Bakalım neler yapabiliriz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Vezir içeri girmek istiyor. Haklı olarak. Kısmen yaptı. Bir iki hamle tekrarı yapalım. Sonra şahımızı G1'e koyalım. Belki de E2'ye konabilir ama G2 piyonu düşecek diye korkuyorum biraz. O piyonunu koruyabilir mi? Böyle korumak istedi. O da benim E3 piyonuma basıyordu. Evet, piyonunu korumayı başardı. Ancak biraz aşama kat ettik gibi sanki. Şimdi evet. Şimdi kale B3 oynayabiliyor. Bakalım ne olacak. Vezir C6 oynayabilir. Piyonu almaya gidebilir miyim acaba? Yani piyonu almaya gidemem gibi görünüyor ama tahtada ağır taşlar varken bu kadar çabuk diye piyonum düşecek gibi duruyor. Neyse, alalım bari. Bir şey göremedim. Çok tehlikeli. Beraber yapacak galiba. Cesaret edemiyorum. İleri gidersem mat alacağım diye. Çok iyi oynayamadım açıkçası. Hemen analiz yapalım. Yine berabere bitti. Yine başaramadık. Ama Londra sistemi ile ilgili belki öğretici bir şeyler yakalamış olabiliriz. Bakalım. Makine analizini ve açılış kitabını kısmen görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ve bakalım. D4 at F6, fil F4 D5, E3 E6, at D2 fil D6. Evet, daha önceki videoda Kramnik'in şu tarz bir şey yaptığını görmüştük. F4 ile devam ettiğini. Ancak ben biraz farklı bir şey yapmak istedim ama rakibimin yaptığı şey, işin aslı siyahlarla oynamak isteyenler için çok iyi bir rehber. Çünkü son zamanlarda tercih edilen bir şey bu. Özellikle B8'deki atı çıkmayarak vezir C7, at D7 gelmeye çalışıyor. Ve E5 sürmeye çalışıyor. Neden böyle yaptığını söyleyebiliriz. At C6'lı varyantlar biraz fazla iyi araştırıldı. Fil D3 hamlesi ya da fil B5 hamlesi Carlsen'in sevdiği gibi. Biraz fazla iyi araştırıldı ve beyazların bu pozisyonlarda biraz problem çıkarma potansiyeli var ana varyantta. Örneğin at E5 burada eğer rok atarsak G3'ü almak istiyor. O yüzden artık beyazın E5 karesinde zıplaması lazım. Fil B7 ve F4. Bu varyant çok iyi araştırıldı. Siyah için bir sorun yok diye geçiyor ve aynı zamanda bir tane daha varyant var. O da vezir E2'li bir varyant. Fil B7 ve kale D1. Daha sonra beyaz E4 sürmeye çalışıyor. Bu iki varyant da yan tarafta gördüğünüz gibi büyük ustalar tarafından içinde bulunduğumuz zamanda 2017-2016 yıllarında denendi. Ve fena değil beyazın skoru. O yüzden siyahlar sürekli yeni bir şeyler arama peşindeler. Örneğin bu vezir C7 şu anda yeni moda. Siyah fil D6 alınca zaman kaybetmeyi göze alıyor. Ancak beyazın F4 gibi bir hamlesi olmadığı için bundan çekinmiyor. Çünkü nasılsa aldıktan sonra örneğin siyah bir şekilde E5 sürüşünü gerçekleştirecek. Bunu durdurmak mümkün değil. Örneğin at C6'dan sonra. Fil D3, at D7, vezir E2. Ben de rok atmak istemedim ama makineye göre alıp rok atsam herhalde iyi olacak. Bunun teorisini çok fazla bilmiyorum. Öğrenme amacıyla oynadım zaten. Ama pozisyon ne kadar kötü olabilir bilmiyorum. Makine açıkçası çok karamsar bizim konumumuz hakkında. H6 ve bilmiyorum. Siyahlara iyi veriyor şimdiden güzel merkezi sayesinde. Bu sistemin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren bir şey bu. Siyahlarla oynamak isteyenler rakibimin yaptığı gibi oynayabilir. Ama tabii ki ben önceki varyantta bundan kaçınmak için fil D6 vurabilirdim. Peki biraz ilerleyelim. Oluşan oyun ortası pozisyonuna biraz bakmaya çalışalım. C4 yapmaya çalıştık. Rakibimiz A6 yaptı. Kale A1 ve burada B3 hamlem gerçekten siyah kareleri oldukça zayıflattı. Her bir piyon hamlesi geride zayıflık bırakıyor. Burada onun yerine kale F'de bir oynamak benim daha iyi olduğunu düşündüğüm bir hamle. Rakip de kale E8 ya da D8 oynayabilir. Tabii ki makine kale böyle yapmaya çalışıp D4 ile rakibi almaya tahrik ediyor. Yani böyle oynuyor ve şimdi dikkatli olmamız lazım. Almadan oynarsak. Çünkü D4 sürmeye çalışabilir. Ama benim yaptığım oldukça kötü oldu. Piyonları bu şekilde tutmamam lazımdı. Makinenin burada öğretici bir şeyi var mı diye bakmak istiyorum. Şu tarz bir şey öneriyor ama niye filde almak zorunda? Atla alsan olur. Atın yine at D4 bu sefer güçlü oluyor. Evet, rakibin C dikeyinde kaleyle vezirin aynı dikeyde olmasından faydalanma potansiyeli olduğunu görüyoruz. Alırsa alıyor ve makineye göre zaman kaybettirebiliyoruz siyahları. Ama siyah pozisyonu yine stratejik olarak vezir kanadındaki 3'e 2 yüzünden oyuna da gördüğümüz gibi hafif üstün. B3, DC, fil C4, fil C4, kale C4, B5, kale C2. Bilmiyorum, bir yerlerde rakibin belki daha iyi olmakları kaçırmış olabilir. Vezir D2'm çok kötü hamledi. Direkt A4 oynamayı öneriyor makine oyunda yaptığım gibi ama çok geç kaldım. Oyunda tempo kaybettim. Neyse ki hızlı bir bitiriş yok ki hala hatamı telafi edecek vaktim oldu. Tabii ki burada makineye göre A3 oynayıp A4'ü daha sonraki bir zamana saklamak da mümkün. B4 karesini rakip ata bırakmamak için örneğin böyle. Yine belirsiz bir konum olacak. Belki yine A4 süreceğim ama bu sefer at B4 karesinde olmayacak. A4 geldi. Rakibin çoğunluğunu azaltmaya çalışıyorum. Burada tabii git gel yaparak beraber yapmayı öneriyor rakip. Rating olarak fazla olduğumuz için bunu yapmayacağımızı düşünmüş olmalı. Ben de yapmadım sanki pozisyonum iyiymiş gibi. Evet. Pozisyonda wow. Maalesef kitaplara girebilecek ve büyük ihtimalle Lichess kombinezonlarında göreceğiniz bir konuma gelmişiz. Ama savunma yapmaktan bu olasılığı fark etmedim. At F6 ile oyunu kazanabiliyormuşuz. Çünkü Vezir G4'ün ardından kalite kazancı var. Ve tabii ki pozisyon C piyonu da düşecek daha sonra, kazanç oluyor. Yani rakip sadece kaleyi kaybetmiyor, aynı zamanda C5 piyonu da kaybedecek. At D3 ile savunmaya çalışırsa bu sefer de kale içeri girecek ve çok tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ancak bunu görmeyerek konumu hala benzer bir şekilde tutmaya çalıştım. C4 oynasaydı atımı dönerim diye düşünüyordum D4 karesine. Sorun olmaz diye düşünmüştüm ama rakibin bu yaptığı daha da iyi değil sanki makineye göre. Evet, burada biraz sıkıcı bir oyun oldu aslında ama rakibim kazancı kaçırmış olabilir diye düşünürken evet, kaçırdığı kazanç buralarda görünüyor. Vezir H5, G4 diyor. Niye G4 diyor? F3 hamlesi niye kötü? Nasıl mat oluyoruz acaba F3'e? Çünkü F3'ü veriyormuş. Vezir H1 ve kaleye aşağı girme fikriyle oynayabiliyormuş. Ama onun şahı da biraz zayıf olacak. Bilmiyorum. F3, Vezir H1. Bunu istiyor. Şah F2, kale A1. Bilemiyorum neler oluyor burada. Şu anda buradan mat istiyor ama kaleyle şah çekerek mat koruyabiliriz. Vezir E5'ten sonra beraber yapabiliyormuş sürekli şah yardımıyla ama oldukça tehlikeli, riskli, hesaplaması zor bir pozisyon olacak. Burada rakibin beraberlikten kaçması mümkün değil gibi duruyor makineye göre de. Özellikle bu tarafa gitmesine izin vermeyeceğiz tabii rakibin. Ancak bunu görmek zor olurdu benim için. Vezir H5'e F3'ten sonra bilemiyorum. 0 veriyor makine ama oynaması hala çok zor. Kale C8, kale B2. Çok bir şey olmuş mu diye bakıyorum. Sıkıcı olmaması açısından hızlı geçmeye çalışıyorum ama elimden geldiği kadar sağlam oynamaya çalıştım. Hop. H4. Evet, burada rakibim beraber yapmaya çalışıyor ama niye beraber yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Çünkü ben onun yerinde olsam kazanmaya çalışırım. Evet, hala buralarda çok açık bir kazanç yok rakibim için ama evet, bu pozisyonda kale B2'yi kaçırmış ama zamanlarımız çok az olduğu için anlayışla karşılayabiliriz. Bu pozisyonu kazanabilir çünkü aldıktan sonra B piyonunu durduramıyoruz gibi duruyor. En azından şimdilik. Arkasına geçersek tabi bir tane şah çekip ona G6 sürdürmeli ve sonra böyle yapmalıyız bunu almak için. Ama ona da E5'e alıp oyuna devam edebilir. Şah D1, şah G7. Evet, pozisyonu kazanması lazım siyahların. Ama bu pozisyon biraz kör dövüş oldu ve rakibin matı kaçırmış kale B2 ile. Çok fazla hatanın olduğu bir pozisyon. Çünkü böyle oynayamıyorum. Vezir G2 var. Şah E3'e kale C2 var. Vezir C2 var. Evet. Rakibim kazanç pozisyonda hamle tekrar yapıp beraber yaptı ama bu pozisyon bile kazançmış. Yani eğer Vezir H2 yapmayıp G5 oynasa şah E5, Vezir A1, kale kazanacak çünkü böyle gelirsek büyük ihtimalle iyice şahı ortaya çıkartıyor galiba. Bilemiyorum. Evet. Kayıp pozisyondaymışız ama rakibim buradan bir tekrar yaparak beraber yaptı. Bilmiyorum. Rating bu kadar önemli olmamalı. Rakip rating kazanmak için ya da ratingden çekindiği için beraber yapmakla yetindi ancak pozisyonu kazançmış. Ben bile son pozisyonda beraber olmasın, oynayalım diye uğraşıyorum ama kayıp pozisyondayım aslında. Evet, umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.